İsterseniz aziz kardeşlerim şöyle bir kenara yaslanın. İyi bir katkısı oluyorsa elinizi çenenize yaslayın. Ve konuşanın Allah olduğunu Maide Suresi'nin 32. ayetinde Allah söylüyor. Reklam yapmıyor. Kandırmaya çalışmıyor. Kışkırtmaya çalışmıyor ölçüsünü öğretiyor bize. Yedi kat göklerin üstündeki ölçüyü öğretiyor. Roman ahyaha ha, fakânnma ahyan buyuruyor. Bir can, yaşatan yani kurtaran, bütün insanlığı yaşatmış gibidir buyuruyor. Bütün insanlık bir insan mı ediyor? Bizim matematiğimizde böyle bir şey yok. Bizde olmuyor bu. Ama Allah bir insan için çırpınan, bir yüreği bütün insanlık için çırpınmış kadar bereketli, faydalı bir yürek gördüğünü bize söylüyor. Biz müminler olarak maazallah bir yangından bir çocuk bir ihtiyar kurtardığımız zaman bir kişi kurtardığımızı düşünüyoruz belki mutlu oluyoruz ama Allah insanlığın soyunu kurtarmış insanı yok olmaktan kurtarmış biri gibi bizi değerlendiriyor felaketler, belalar, hastalıklar, sıkıntılar, çaresizlikler, hepsi Allah'ın kaderiyle. Ama o kaderin bir parçası olarak da, yaşayan, ayakta duran, bir yardım yapabilecek olan biri ben varım. Eğer ben, mateme boğulur, tembelliğin etkisinde kalır, ırkçılığımı öne çıkarır, cahil olur bir şey yapamam vesaire gibi bir sebeple, o gelen belaya, musibete, sıkıntıya karşı, hantal kalırsam, bir iş beceremezsem, iyi bileyim ki, ben, benim yaratılmamdan, milyonlarca sene önce, Sınavım olarak yazılmış bir şeyi kaybettim. Biz yaşamak, yaşatmak, kurtarmak depreme diyoruz. Yangına diyoruz. Sele diyoruz. Trafik kazasına diyoruz. Hastalığa diyoruz. Eğitime de diyoruz. Aile kurtarmaya da kurtarma diyoruz biz müminiz biz. İnsanın başını ağırtan her şeyde bu teklifi Allah'ın hazırdır. Kurtar bir aileyi, bütün insanlığı kurtarmış gibi diril Allah'ın önünde. Bir çocuğun cahil kalıp, insanlık boyutunun dışına taşma ihtimaline karşı gayret et Heyecanlı bir öğretmen ol. Bir çocuğun bilgili, insancıl ve Müslüman yetişmesine katkın olsun. Bir can kurtarmış ol. Ve Allah seni diriltirken kıyamet günü. O men ahyaha fekenma ahya'nnas cemii'an bir can diriltmiş. Sokaklarda sürünmekten kurtarmış eğitim vererek ailesinden kaçan bir sokak serserisi olmasını enlemiş eğitim vererek nasihat ederek alaka göstererek kurduğu dernekte barındırarak evine alıp muhafaza ederek sen Adem aleyhisselamın bütün insanlığın babası olduğu gibi adeta sen de bütün insanlığın kurtuluşunda adı olan biri olarak diril kıyamet günü. Bu, tersten bakıldığında da böyle yalnız. Tersten nasıl bakılıyor buna? Şöyle bakılıyor. Bir can katlettiysen, sen kurtarabilecekken kurtarmadığın için bir kişi öldüyse, bir kişi manen ölüp gittiyse, sen Adem'in çamur bölümüne takılıp, badına yapıp kaldın da, ruh bölümünü bilmediğin için, kendi çocuğun, mesuliyetini taşıdığın öğretmeni olduğun çocuk, sokakta ilgilenebileceğin halde ilgilenmediğin, yeğenin torunun olduğu halde ilgilenmediğin ve helak olmuş, maneviyatı gitmiş, cehennemde ebedi kalacak husrana uğramış, ana dövmüş, baba dövmüş ana ağlatmış bir serseri olmuş ama sen ona müdahale edeceğin gün gerekli müdahaleyi yapmamışsın feke enneme katelen nase cemi'a bir çocuğu harap ettin diye biz biliyoruz Kur'an diyor ki feke enneme katelen nase cemi'a sen bütün insanlığı katletmiş birisin demek ki bir cana kıymak bütün insanlığı öldürebileceğin bir vahşeti taşıdığını gösteriyor Allah katında. Demek ki bir canı ayağa kaldırabiliyorsan sen, bir can senin elinde hayat buluyorsa Allah seni görüyor ki, senin imkanın olsa bütün çocukları bağrına basacaksın sen. Öyle birleştirilmiş milletlerin beş daimi üyesinden biri olup olmadığına bakmadan, İnsan yavrusu ise o sana taş atıyordu olsa bile onu alıp saçlarını okşayacaksın görüyor Allah. Çünkü göklerdeki melekler bizi seyrederken ta anamızın karnından çıktığımız günden beri hayatımızı izliyorlar. Bakıyorlar ki biz anamızın karnından çıktığımız dakikadan itibaren süt emiyoruz hep. Hep anamızın sütünü emdik, babamızın şekerini aldık. Anamız bizi yıkadı, babamız bizi gezdirdi. Komşular bizi oynattı, dedemiz kucağına aldı. Hep insanlıktan bir şeyler almışız biz. Kocaman kocaman olmuşuz. Öğretmenler bize bilgiler vermiş, devlet vazifeler vermiş, doktorlar ilaç vermiş. Hep vermişler, 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 vermişler bize. Ben pozulanmışım kocaman olmuşum bir gün bir çocuğa bir yangında bir depremde bir selde bir kazada bir manevi felakette bir internet salgınında bir virüs iptilasında Allah bir defa önüme benim elimle kurtarabileceğim bir örnek çıkarmış. Doğduğum günden beri insanlıktan emiyorum ben hep. Hep alıyorum ama. Hep alıyorum. Hep ücret almak için veriyorum bir şey veriyorsam da. Bir gün elime bir fırsat denemek için göndermiş Allah. Ben anlamam deyip kenara çekilmişim. Dikkat etseydi demişim. Öğretmeni ilgilensin demişim. Ben mi bunları evlendirdim boşanmasalardı? demişim kaçırdığım fırsat bütün insanlık kadar büyük bir fırsattı